Dolardaki yükseliş hakkında vatandaşlara görüşlerini soruyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Bomboş cep diyorum. Başka bir şey diyor mu? Cebimden bütün paralar eksildi. Cebimden bütün paralar eksildi. Başka bir şey var mı söyleyecek? Geçinebiliyor musunuz? Nasıl geçinebilirim ki? Ben hem emekliyim, hem çalışıyorum, yine geçinemiyorum. Bak, emekliyim, çalışıyorum, yine geçinemiyorum. Ne yapmam lazım? Evimi geçindirebilmem için. İki tane çocuk var, okuyor. Birisinin üniversiteye gidecek, birisi ortaokulda. Ne yapmam gerekiyor? Yani çözüm ne? Nasıl düzelir sizce? Nasıl çözülür? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hepsini toplayacaksın, çaycısına kadar hepsini temizleyeceksin, yeni bir düzen koyacaksın oraya. Orada çaycı bile olsa orayı bozar. Orada çaycı dahi olsa orayı bozar. Tertemiz yapacaksın, yeni bir meclis koyacaksın oraya. Başka türlü olmaz. Yani onu al, onu, hepsi aynı. Bütün partiler aynı diyorsun. Aynı. Hiç mi? Suya zam yapmayacağım diye geldi, iki kere zam yaptı. 18 sene evvel sabredin, sabredin diye geldi. Sabredin, sabredin diye geldi. 18 sene oldu, daha sabrediyoruz. Cebimiz boyuna eksildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak doların yükselişine tepki gösterenlere, bunu sorgulayanlara dolarla maaş alıyorsunuz diyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dolarsız hiçbir şey yapılıyor mu bu ülkede? Benzini dolarla alıyoruz, elektriği doğalla alıyoruz. Her şeyi dolarla alıyoruz. Dolara zam geldiği zaman onlara zam gelmiyor mu? Geliyor değil mi? %5 emekli maaşına zam yapılır mı ya? %5 ya. Emekli maaşına %5 zam yapılır mı ya? Bundan utanması lazım bu ümmet. Her şeye %60, %40, %30 zam gelirken emekli maaşına %5 ya. Daha söyleyecek bir şey yok ki. Ekonomideki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsun? Abi ben önce sana duygu ve düşüncelerimi söyleyeyim. Ekonomi şu an berbat durumda gerçekten. Hani alışveriş yapmak istesek alışveriş yapamıyoruz. Ayrıca giymek istesek, bir şeyi istesek onu yapamıyoruz. Her şey pahalı durumda. Şu an korona zaten piyasayı iyice berbatlaştırdı. Herkes batmış durumda. Şu an insanlar gerçekten yiyecek ekmek bulamıyor. Ali Ağoğlu'ndan örnek vereyim, Acun Ilıcalı'ndan örnek vereyim. Herkesin cebinde bir ton parası var. 1 milyar insan açken burada onların, ben vallahi yani içim acıyor. Buradaki insanları görünce benim içim acıyor yani ya. Çünkü nasıl diyeyim? Burada asgari ücretle çalışan bir insan 4 tane çocuk babası oluyor, 3 tane çocuk babası oluyor. BİM'e gidiyor, bir kaşar olmuş 60 milyon, bir peynir olmuş 40 milyon. Ben bu piyasayı da, bu devletin kendi yasal hukuklarını hiç beğenmiyorum abi. Benim kendi görüşüm, şahsi görüşüm. Abi şu an piyasaya baktığında ülkenin parası niye değerlenir? Altın ürettiği için. Türkiye bu yıl 92 ton, yani 92 milyar ton altın üretmiş. Dünyada en çok altın üreten ülkeyiz, altın çıkaran ülkeyiz. Ama baktığınız zaman dolar gene 7.60'a dayanmış durumda. Hani o yüzden piyasa kötü. Millet dediğimiz gibi aç, herkes sürünüyor. Okullar desen, okullara gidiyorsun. Şimdi mesela abi düşün, şöyle düşün. Fakir çocuğunu şu an okula bile gönderemiyor. Biz okuldan geliyoruz, özel okul, hani ailemiz bir şeyden kırpıyor, oraya gönderiyor. Mesela şu an paran yoksa okula bile gönderemiyorsun. Böyle düşün. Ekonomi şu an o yüzden böyle. Ama inşallah düzelir ya. Peki genç olarak geleceğe baktığında ne görüyorsun? Geleceği Türkiye'de görmüyorum abi. Türkiye'de görmüyorum. Ya zaten şu an herkese sorsan şuradan 100 kişiyi çevir, 99'unun hedefi yurt dışına gitmektir. Hani o yüzden kimse bence Türkiye'de gelecek görmüyor şu an. Neden böyle? Abi yani bir ülkede hani açlık sınırı 7000 TL olup asgari ücret 2000 TL olursa, millet yemeğe ekmek bulamazsa yani bu ülkede gelecek göremezsin. Bu ülkede millet aç yani, bu hani herkesin ağzına oturmuş ama gerçekten millet aç. Yani millet
dediğim gibi ya, çocuğunu okula gönderecek para bulamayan insanlar var. Ama yani inşallah düzelir. Bir şey diyemiyoruz. Bizim elimizden gelen bir şey yok. Biz öğrenciyiz abi. Sen ne düşünüyorsun meslek olarak? Benim hedefim abi, ben yazılım mühendisi istiyorum. Olursa inşallah, Allah izin verirse. Ama Türkiye'de okumak istemiyorum. Yani tek hedefim bu. Yani bir şansım olursa yurt dışına gitmek isterim. Dolar 7.60'ı geçti bugün itibariyle. Ne düşünüyorsun? Abi ben ne diyeyim ki? Adam yani ithal yapıyor hep. Yani şeyden vermesi lazım. Üretim yapması lazım. Yapmadıkça böyle olur yani. Hatta euro ben düşünüyorum 11-12'leri olacağını diye düşünüyorum. Dolar da 11'lere yaklaşır yani, aynı olur. Yapacak bir şey yok buna. Nasıl görüyorsunuz gidişatı? Abi olursa eğer yurt dışına gideceğim. Türkiye'de yok yani, sporda da yok, destek yok. Hiçbir desteği göremiyorum. Şeye gittim mesela, yurt dışına maça gideceğim. Banka arıyor, borcunu öde. Gidemiyorum yani. Bu ülkede yani gidişatı iyi görmüyorum. Ama şunu söyleyeyim, yani Yunanistan konusunda falan hep devletin yanındayım. Ya, muhalefet iyi olmadıktan sonra AK Parti devam edecektir ama onu da söyleyeyim. Muhalefet sıfır. Mansur Yavaş'ın gelmesini isterim yani. Her şeyde. Her konuda Mansur Yavaş'ı destekliyorum. İmamoğlu da çok ağlıyor. Bence ağlamayı bırakması lazım. İmamoğlu'na oy verdim ama pişmanım. Onu da söyleyeyim. Mansur Yavaş'a verseydim keşke. Ama şunu da söyleyeyim. Bu Atatürk yüzünden Erdoğan'a hayatta oy vermeyeceğim. Yani oyumu alamaz. Bu Kemal Atatürk yüzünden oyumu bir kere bile alamayacak. Milliyetçi adamı. Ama Erdoğan'a oy vermem. Yani sen kimse Türk milliyetçilerini ayaklar altına alamaz. Sonuçta burası Türk devleti. Türk bayrağı. Türk milliyetçisi bir ülkede yaşıyoruz. Atatürk kurarken burayı, hatta CHP'nin açılımı Türk milliyetçisi bir açılımdır. CHP terörist partisi oldu, açık söyleyeyim. Şeyde AK Parti de aynı. Yani ne yapabileceğimi bilmiyorum. Oy kullanmayı düşünmüyorum. Siz alternatif olarak neyi görüyorsunuz? Mansur Yavaş. Siyasi parti? İyi parti. Yavuz Ağaroğlu başa geçerse daha iyi olur. Veya Ümit Özdağ. Hayranlarıyım bunları. Ve şunu da söyleyeyim, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hala şeyi bulunmadı yani, katili. Kim olduğunu da belli yani. Herkes biliyor kim olduğunu ama hala çıkartmıyorlar ortaya. Yani başka diyecek bir şeyim yok. Ama umarım Mansur Yavaş gelir. Tek dileğimiz o. Ha, ama Erdoğan'ı da seviyorum 2011'e kadar. Umarım 2011'deki Erdoğan gelirse o da olur. Sıkıntı yok yani. Ama yani babadan kalma CHP'liyiz yani. 100 yıllık CHP'liyiz, öyle diyeyim. Ama CHP, HDP kendisini ara koymazsa oy vermem. Çünkü görüyoruz ki HDP'nin de terörle bir bağı var. Ama yani 6 milyon oyu da şey göremezler yani. Dışarıdan göremezler. Sonuçta 6 milyon insan bu partiye oy veriyor. Selahattin çıkmak istiyorsa çıkmalıdır yani. Bunu zaten Türk milleti kendi altında o şeyini veriyor, cezasını ona. Kimsenin ihtiyacı yok yani. Ama şey olursa da umarım bir tane fırıncı veya ekmekçi başa gelmesini isterim yani. Okumamış bir adamın gelmesini isterim. Bunun sebebi de emekçiyi görmesi için. Çünkü Erdoğan emekçi bir insandı. O 2011'e kadar emekçiydi ama ondan sonra parayı görünce değişti. Yani bu ülkede de okuyanların da bir bok olacağını düşünmüyorum. Açık söyleyeyim, küfür ettim ama hiçbir şekilde beklemiyorum yani. Çünkü okuyanlara eğitim yok. Eğitimimiz sıfır. Avrupa eğitimi açtı. Biz eğlence şeylerini, mekanlarını açtık. Zaten spor açmaya da gerek yok zaten. Sporumuzu ben evde de yapıyorum. Dışarıda da yapıyorum yani, izin olan yerlerde. Önce eğitim gitmesi lazım. Ya görüyoruz zaten, Türk insanları her şeyi buluyor. Şu an eminim ki o korona aşısında Türk insanı bulacak. Şu an herkes biliyor, NASA'da bir sürü Türk insanı var. Niye burada yok orada? Umarım buraya gelirler yani. Bilim adamlarınız burada olmasını isterim. Ve Atatürk'ün izinden gitmeyi tercih ederim. Herkesin. Ya mesela Atatürk'e din düşmanı diyorlar ama şimdi şöyle düşünüyorum. Yani ben de araştırdım. Abi Atatürk din düşmanı olsa camiler elinde, her şey elinin altında. Kapatır. Yıkar geçer. Niye yıkmamış? Sen bugün Ayasofya'da cuma namazı kırıyorsan bunu Atatürk'e borçlusun. Fatih Atatürk, herkes bilir ki Atatürk en çok Fatih'i seven bir insan. Fatih'in şeyine, yani zekasına da giden bir insan. Masasında herkes biliyor yani, Atatürk hep Fatih'i konuşmuş. Atatürk'le Fatih'i ayırmamaları lazım. Tamam, Osmanlı bir dönem çok iyiydi. Yalan yok, Osman Gazi, Orhan Gazi. Bunlar muhteşem insanlar ama Fatih ile Atatürk farklı yani.
Ama umarım Atatürk'ün izinden giderler. Atatürk Ayasofya'yı kapattıysa bu ülkeye gelir elde etsin diye. Şu anda gelirin var mı abi? Dolar ne kadar? 7.60 olmuş. Ne oldu? Ayasofya kapandığı için. Ayasofya'ya insanlar geliyordu. Yurt dışından gelen insanlar orada bize döviz bırakıyordu. Döviz arıyoruz. Dövizlik yerleri. Şu an şeyi kapatmış. Yeni bir tane daha yer. Yahudi yeri mi? Hristiyan bir camisini daha kapatmış. Bu doğru değil yani. Kardeşlik istiyorsan bunlar olmasa gerekiyor yani. Bu adam olduğu sürece Erdoğan'a yok. 2011'deki Erdoğan olursa olur. Ne vardı 2011'de? Abi yani yönetimi biliyordu. 2011'e kadar araştırdım yani. Ben tamam 2011'i geçmişim, daha gencim ama 2011'i araştırdım. 2011'e kadar Erdoğan, şöyle söyleyeyim, Atatürk, İsmet İnönü, Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit'ten sonraki en iyi insan bana sorarsan. Ama 2011'e kadar Erdoğan. Çünkü hep Türk insanını desteklemiş. Ondan sonra ben Erdoğan'ın da öyle bir insan olduğunu düşünüyorum ama yanındakilerin bozduğunu düşünüyorum Erdoğan'a. Yani şu an Erdoğan iş yapmıyor. Biliyoruz ki Ayasofya'nın açılışına Erdoğan imza atıyor. Ben Ayasofya'nın açılışına karşı değilim. Ama yanındakiler külliyede görüyoruz ki açılmasını istemiyorlar. Hatta haberde gördüm yani. Açılması için oy veriyorsan külliyedekileri değiştireceksin, o istemeyenleri. Yerinden değiştirmesi gerekiyor. Eğer eski Erdoğan olursa oyumu veririm. Çünkü daha önce Ayasofya'nın açılışı ile ilgili tepkilere Erdoğan önce bir Sultanahmet'i doldurun da ondan sonra Ayasofya'yı talep edin. Ya şimdi öyle diyorsun da abi, Ayasofya'da bize bir Atatürk kimse atamışsa, Oğuz Kağan'dan satamışsa, Fatih de benim atam. Atatürk'ü Fatih'e ayırmam ben hayatta. Ama Atatürk, Fatih'in bir şeyi var yani, açılışını doğru biliyorum ama o Diyanet İşleri Başkanı'nın da çok yanlış. Sen o bulunduğun makamı açan kişi Atatürk. Saygı göstermen lazım. Sevmiyorsan da saygı göstereceksin. Buranın kurucusu Atatürk. Yani. Ama umarım da bir gün herkes birleşir yani. Bütün Türklerin birleşmesini dilerim. Yani şu an görüyorum Filistin'e destek veriyor. Filistin, Yunanistan konusunda Yunanistan destekliyor. Halkı da Yunanistan'ın yanında ama biz Doğu Türkistan'a hiçbir şey yapmıyoruz. Geliyoruz elin Arabına destek veriyoruz. Uyuz oluyorum. Ben burada Arapları kastetmiyorum yani. Ülke Arap ülkesi olduğu için. Ben olsam Doğu Türkistan'ın yanında olurum. Ve MHP'ye de büyük bir tepki göstereceğim. Doğu Türkistan bizimdir. Ana yurdumuzdur. Kimse Çin, 50 milyon TL için Çin'e satamaz yani Doğu Türkistan'a. Ne gerekiyorsa yaparız. Dolardaki yükselişi nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün Twitter'dan baktım, sabah 7.60 olmuş. 8'e 9'a doğru gidecek herhalde. Ya sıkıntılı tabii. Çünkü doların artması, euronun artması, dövizin yükselmesi, altının yükselmesi bizim ekonomik olarak cebimizi etkiliyor. Çünkü biz dolardaki, eurodaki artıştan pazarımıza, marketimize, elektronik eşyamıza, mutfağa, hani her yere yansıyor. Şimdi dolarla maaş alıyor musunuz diyen bir bakanımız var ama yani bence hükümet, devletimizin bu konuda gevşek davrandığını düşünüyorum. Yani dolar nasıl düşer? İstihdam sağlaması lazım, üretmesi lazım. İthalatı düşürmesi lazım. Yani yerli ve milli diyoruz ama yerli ve milli de bazı konularda geri kaldığımızı görüyoruz. Yani hükümetin politikası bu konuda bana göre biraz gevşek. Yani bence bunun önüne geçmeleri lazım. Çünkü aldı başını gidiyor. Yani her gün arttıkça işte görüyorsunuz, şurada AVM var mesela, gir. Elektronik mağazasına gir mesela. Yani 20 liralık, 50 liralık bir ürün doların artışından dolayı olmuş 90-100 lira. Ya en ufak bir telefon parçasından bahsedecek olursak. Yani yükselmesi bizim cebimize yansıyor. Yani devletimiz bu konuda ben gevşek davrandığını düşünüyorum. Mutlaka bir çözüm bulması lazım. Yani inşallah bununla alakalı da seçimler var. 2023'te seçim varmış herhalde. Bu seçime kadar vatandaşın cebini düşünmeler lazım. Yani aldı başını gidiyor. Yani adamlar bir tweet atıyor, dolar yükseliyor. Bir tweet atıyor, dolar iniyor. Kafalarına göre indirip çıkartıyorlar. Yani bence ciddi şekilde düşünülmesi gereken bir konu. Çünkü bizim cebimize yansıyor. Ne olursa olsun. Her anlamda bizim cebimize yansıyor. Cephede olmayınca ne oluyor? Bu sefer maddi kriz, imkansızlık başlıyor. Rahat, gevşek davranıyorlar. Hani
Cumhurbaşkanı'nın her seçim mesela, Cumhurbaşkanımızın her seçim şeyi var, mitiklerde mesela benim dikkatimi çekiyor. İşte vatandaşımın cebinde bu kadar para kaldı, vatandaşımın cebinde şu kadar para kaldı ama vatandaşının cebinde şu an parası yok. Yani pandemiden, şimdi herkes pandemiyi bahane ediyor ama bana göre pandemiden önce de insanlar aynıydı. Hakikaten maddi bir sıkıntı, ekonomik bir kriz, çöküş var. Pandemi de buna tuz biber oldu. Ya Allah herkesin yardımcısı olsun. İşimiz zor. Ne zaman biteceği de belli değil. Her gün artıyor. Özellikle büyük şehirlerde. Yani herhalde 1-2 yıl ekonomik açıdan toparlanmak zor gözüküyor. Yani çeşitli meslek grupları da bu pandemiden çok etkilendi. Benim kendi mesleğim olduğu gibi mesela ben antrenörlük yapıyorum. Ligler oynanacak mı? Buna da değinmek istiyorum özellikle. Oynanmayacak mı? Yani oynanacaksa ne zaman oynanacak? Yani sonuçta biz emekçiyiz, eğitimciyiz. 4 ay, 5 ay maaş almadığımız zaman hep cepten yiyoruz. Yaş oldu 29-30. Yani benim gibi birçok meslek de bu grup etkilendi pandemiden, ekonomik krizden. Yani Allah herkesin yardımcısı olsun. İnşallah yetkililer sesimizi duyar. İşler acısı, ne diyebilirim ki? Dolar yükseldikçe biz... Küfürlü konuşmayayım ben de. Geçinebiliyor musunuz? Nasıl? Geçinebiliyor musunuz? Hayır, kimse geçinemiyor. Zaten korona girdi devreye. Koronadan sonra işler tersine döndü. Kimse işini yapamıyor. Ekstra işi olanlar da işten çıkarılıyor. Dediğim gibi malzemeler, her şey zaten dolar üzerine olduğu için, her şey zam geldiği için zaten insanlar geçinmekte bayağı bir aile zorlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı doların yükselişini eleştirenlere dolarla mı maaş alıyorsunuz diye bir açıklaması olmuştu. Ne düşünürsünüz? Abi böyle bir mantık yok ya. Dolarla maaş alıp almamak değil ki. Neticede yurt dışından gelen bir malzeme, mesela ben dövmeciyim. Dövme malzemem benim dolar üzerinden geliyor. Bu nasıl olacak? Geçim sağlayamıyoruz o yüzden. Şu anda kimsenin cebinde para yok. İş de yaptıramıyoruz. Yapamıyoruz da yani, kaldık. Her şey tıkanıyor bir yerde hocam. Dolar bugün itibariyle 7 lira 60 kuruşu geçti. Siz bir yurttaş olarak ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tabii iyi bir şey değil. Türk parasının değeri kaybı oluyor bu gidişi. Yani sonuçta enflasyon yükselmiş oluyor. Geçim tabii ki zorlaşıyor. Çünkü bizim paramızın değeri kaybı oluyor. Hiç memnun değiliz. Ben aslında yurt dışında yaşıyorum ama buna rağmen ben de dövizin yükselmesini istemem. Yani ben yurt dışından getirdiğim dövizim değerleniyor ama yine de buna rağmen bir Türk vatandaşı olarak bunun olmasını istemiyorum. Yani nasıl olur, nasıl engellerler ya da nasıl düzeltilir bilmiyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, doların yükselişiyle ilgili eleştirilerde bulunanlara dolarla mı maaş alıyorsunuz diye tepki göstermişti. Bir programda, bir TV programında. Ne söylemek istersiniz? Onu izlemedim ama güzel çalıştıklarını düşünüyorum. İnşallah daha da başarılı olurlar. Bilmiyorum. Tabii ki dışarıdan bazı şeyler çok kolay gelebiliyor. Ama baktığımız zaman hani çok zor gerçekten bazı şeyleri. Herkes bir yerden çekiyor. Her şey dışarıdan göründüğü gibi kolay değil. Onlar da bazı şeyleri yapmaya çalışıyorlar muhakkak. Tabii ki böyle gitmesini istemiyorlar. Ama bilmiyorum, onların da yaptıklarını, bu konuda bir çaba gösterdiklerini düşünüyorum. Doların yükselişiyle iktidar arasında bir bağ kurmuyor musunuz? Yani mevcut yönetim sizce sorumlu değil mi doların yükselişinden? Ya çok politikadan anlamıyorum. Yani ne gibi yükseliş olur onu da bilmiyorum. Var ya da yok, o konuda bir yorum yapamayacağım. Çünkü inanın hiç anlamıyorum politikadan. Abi millet gerçekten zor duruma girdi. Hani düşünsene, yurt dışındaki adam geliyor, onun bir parası bizim 8-9 paramız yapıyor. O şekil düşünün. Hani milletin psikolojisi nasıl? Bir de ekonomiyi görüyoruz zaten. Kolay gelsin. Dolar 7.60'ı geçti. Ne düşünüyorsunuz bir vatandaş olarak? Valla dolarım olmadığı için bir şey düşünemiyorum. TL ile yaşıyoruz. TL ile geçiniyoruz.
Dolardaki yükseliş sizi etkilemiyor mu? Mutlaka etkiliyor esnaf olarak. Bütün malzemeye, her şeye dolar üzerinden zam geliyor. Yani öyle. Etkiliyor mutlaka. Bütün her kesimi etkiliyor. Başka? Bu, yani sorduğumuz soru bu. Yani doların yükselmesi... Nasıl, geçinebiliyor musunuz? Evet. Yani geçiniyoruz. Niye geçinemeyiz? Allah'ımıza şükür. Karnımız doyuyor, çorbamız kaynıyor. Allah bundan daha kötü etmesin ülkemize. Daha da kötü olabilir. Yani bilmiyorum. Dünya şeyine baktığın zaman birçok ülke bizim şartlarımıza bile şey değil yani, uygun değil. 20 dolar, 30 dolara çalışıyorlar. Aylık olarak. Yani bizim ülkemizde yine ben açım diyen yok. Aç olana da bizimkiler sahip çıkıyor yani, bizim vatandaşımız. Bilmiyorum ya, bu görüşüm bu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bir televizyon programında doların yükselişini eleştirenlere dolarla mı maaş alıyorsunuz gibi bir soru yöneltmişti. Bu konuda ne düşünürsünüz? Yo, tamam, ben mantık dışı bir şey. O şekilde söylemesi bir bakanın doğru değil bana göre. Tamam, ama her şeyde dolara göre endeksli ama ülkede madem Türk parası olarak maaş alınıyor, niye o zaman dolar endeksi yapıyorsunuz bütün her şeyi o zaman? O zaman ona göre ayarlayın ki Türk lirasını dolar karşısında şey olmasın, güçsüz bir durumda olmasın. Ne görüşüm o. Onun söylemesi tamamen mantık dışı. Ondan da kendi görünüyor. Onların tuzu kuru olduğu için o şekilde konuşabilirler, normaldir yani. Türkiye'deki ekonomi yönetimini nasıl buluyorsunuz? Türkiye'deki ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Sizce başarılı mı? Ne başarılı ne başarısız. Ortada gidiyor şu an. Başarısız olmuş olsaydı emin ol bundan daha kötü olurdu. İnsanlar sokaklara dökülürdü. Çok başarılı olmuş olsaydı şu an bunu konuşuyor olmazdık zaten. Ne başarılı ne başarısız. Ortada gidiyor. Çok teşekkür ederim. Daha iyi olabilir ki yani bana göre. İnşallah daha da iyi olur.